Rus Büyükelçiye suikast dünya genelinde yankılandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'ye, Avrupa ülkelerinden İran'a kadar pek çok ülkeden açıklamalar ardı ardına geldi. Ama ilk önce Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Bunu da belirtelim. Bazı ülkelerse tedbir amaçlı Türkiye'deki temsilciliklerini geçici olarak kapattı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un öldürülmesi üzerine Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde önlemler arttırıldı. İstanbul'daki Rusya Başkonsolosluğu da özel harekat polisleri tarafından koruma altına alındı. Benzer önlemler diğer ülkelerin temsilciliklerinde de alındı. İstanbul'daki Amerikan Başkonsolosluğu ise bir günlüğüne kapatıldı. Saldırıyı değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, gazetecilerin zor sorularına muhatap oldu. Suikastin arkasında ABD veya koruduğunuz Fethullahçı terör örgütü mü var sorusuna Kirby, henüz soruşturma bitmeden yapılacak erken bir değerlendirmenin kimseye faydası olmaz, dedi. İran'da tedbir amaçlı bir günlüğüne İstanbul'daki başkonsolosluğunu kapattı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı TOMA aracı hazırda bekletildi. Rus elçinin öldürülmesine yönelik İran'dan ilk tepki ise Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın internet sitesindeki açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bu eylem radikal ve tekfiri gruplara bağlı teröristlerin herhangi bir uluslararası değer ve hukuku tanımadıklarını göstermiş oldu. Onlar ülkeler arasında ihtilaf yaratmak ve bölgede daha fazla istikrarsızlık oluşturmak amacıyla bu tip vahşi eylemlere başvurabiliyorlar. Terörizmin tek çaresi devletlerin ve milletlerin çifte standart uygulamadan dayanışma ve birliktelik içinde olmasıdır. Suriye'de sert ifadelerle Büyükelçi suikastini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un yaşamına son veren korkak terör eylemini keskin ifadelerle kınıyoruz. Bu çirkef cinayet, teröre karşı tüm çaba ve olanakları kullanma ve işbirliğinde olma gereğini bir kez daha ortaya serdi.